Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olalım ve bu videoyu beğenelim. Yani 71200 hiç hoş değil. 71300 olsun, 71400 olsun. Tutun tutun çekin kolundan getirin. Ne kadar tanıdığınız Fenerbahçeli varsa WhatsApp durumlarınızda paylaşın, başka yerde paylaşın. Bir de yurt dışında dünyanın neresinde olursa olsun nereden takip ediyorsanız lütfen yoruma bir yazın yurt dışındaki takipçileri bir tespit edelim. Bakalım dünyanın neresinden izleniyoruz. Sizin yazdığınız yorumları da birçok arkadaşımız görüyor. Belki de aynı şehirde yaşayan, aynı yerde yaşayan arkadaşlarla tanışırsınız. Almanya'nın mesela Stuttgart'tan, Hamburg'dan, Gersenkirşen'den çok sayıda isim var. Mesela Hollanda'dan, Macaristan Peşte'den, Amerika New Jersey'den, Kanada'dan, şaka yapmıyorum arkadaşlar. Dubai'den, Katar'dan, ee, çok sayıda takipçimiz var. Bu sayede herkes birbirini görsün. Ee, Rusya'dan takipçi vardı bir ara. Ali Turan vardı. Herhalde Rusya'dan kimse kalmadı. Bakalım arkadaşlar kimler kimler var. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Süper Lig'in 3. 4. hafta programı açıklanmış. Bazı arkadaşlar bunun şike olduğunu söylüyorlar. Bazı arkadaşlar başka bir şey diyorlar. Arkadaşlar şike falan filan hiçbir şey yok. Ben size anlatayım olayı. Ee, şimdi Fenerbahçe'mizin bu haftaki maçı cumartesiydi. Herhangi bir değişiklik yok. Göztepe maçı cumartesi günü. Ardından 3. hafta maçında 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanındayız. 21.45'te. Ardından ise 30 Ağustos Cuma günü Alanya Spor'la evimizdeyiz. O da saat 21'de. Diyeceksiniz ki hocam niye bizim maçı Cuma'ya aldılar? Niye araya 5 gün koydular? Arkadaşlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olmamız kesinleştiği için ve Eylül'ün ilk haftasında yani e, biri ikisi değil ondan sonra bu 8-9'u gibi şey olacak arkadaşlar e, Eylül'ün biri ikisi gibi milli ara var sanırım şey 7-8'i gibi o milli ara da da Menerbahçe bir dinlenmiş olacak. Yani 15 Eylül zamanına kadar yok 30 Ağustos 1 Eylül'de maçlar var 30 Ağustos 1 Eylül 31 Ağustos sonrasında 15 Eylül'e kadar maçlar yok. İyice dinlenmiş olacağız üst üste iki deplasmanımız var. Yani Fenerbahçe 4'te 4 yaparak o araya girerse mükemmel bir fikstür olacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Ferdi Kadıoğlu için flash gelişme diyor. Brighton Ferdi Kadıoğlu ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile transfer görüşmelerini sürdürüyor demiş. Şimdi Ferdi bir kere dillerden düşmüyor. Düşmez. Düşmez. Abisi niye düşsün? Ve yeni bir iddia ortaya geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre. Bakın. Sıradan bir haber değil. Romano'nun haberine göre görüşmeler bayağı ilerledi. Ve Fenerbahçe devam ediyor. İngiltere'ye gitmek istiyor. Ya Sabuncuoğlu da diyor ki ben Ferdi'nin menajerinden de, Ferdi'den de haber aldım. İngiltere'ye gitmek istiyorlar diyor. Ortak karara varmışlar. Bunu da yönetime iletti diyor. 35 milyon euro artı bonuslar da teklifler. Fenerbahçe bunu kabul etmemişti. Ee, bonusları arttırın, teklifi arttırın demişti. Şimdi sosyal medyaya 40 milyon sterlinlik bir iddia ortaya atıldı. 40 milyon sterline ben kendimi de satarım. Hiç sıkıntı değil. Yani gönderirim Brighton'a kendimi. Brighton'da videolar çekerim. Kadıköy sokak değil Brighton sokak. Brighton Street falan diye yaparım yani 40 milyon sterlin. Yeter ki Fenerbahçe kazansın. Tabii iki kulüp anlaşırsa sağlık kontrollerine geçecek. Ancak dün sıcak bir gelişme yaşandı. Antrenmanda bireysel çalıştı. Şimdi Fenerbahçe'miz Cumartesi günü Göztepe'li. Yani yarın Göztepe'li oynayacağımız maçın hazırlıklarına Perşembe günü yapılan antrenmanla başladı. Çünkü salı gününün yıkımı ve salı günü takım çok yıpranmış 120 dakika. Bir gün izinliydi perşembe günü başladı. Ve Lil maçında sakatlı nedeniyle oynayamayan Ferdi Kadolu antrenmanda bireysel olarak çalıştı. Bir kardeşimin cümlesi var. Diyor ki adamlar Canat'ın David'i sattık, satıyor, sattık, satmak üzereyiz. Şöyle böyle dedi ama dedi adamı bir şekilde oynattılar. Dedi. Adam gitti bize penaltıdan da gol attı. Dedi. Bizde niye Ferdi oynamadı dedi. Kemküm. Bir şey diyemem. Yani bunun cevabını lütfen siz verin. Beni yormayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. PFDK'dan Sami Uğurlu'ya 7 maç ceza. Çüş dedim arkadaşlar. Sami Uğurlu ne yapmış olabilir? Hani feto FETÖ propagandası mı yaptı? Ne yaptı dedim. 7 maç cezalık. Ne yaptı? İhraç öncesi. ihraç sonrası. Müsabaka hakemine yönelik hareketleri. Tehdidi nedeniyle 5 resmi müsabakadan. Soyunma odasına yedek kulübesine giriş yasa, 97.500 lira para cezası. Aynı müsabakada Kasımpaşa antrenörü Sami Uğurlu'nun rakip takım mensubuna yönelik sportmenin aykırı hareketi nedeniyle 58.500 lira para cezası. Aynı müsabakada Sami Uğurlu'nun tedbire uymama eylemi nedeniyle futbol disiplin talimatının 82'ye B, 50'ye 1C maddeleri uyarınca ve FDT'nin FDT'nin 13. maddesinin uygulama suretinde iki resmi müsabakada daha soyunma odasına yedek kulübesine giriş yasa 74.250 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan Arda Turan'a ise bir maç ceza. Hocam Sami Uğurlu'yu iyi gidiyordun, güzel gidiyordun. Arda Turan nasıl bir maç ceza? Hocam o da benzer şeyleri yaptı. Ama o arkasına... Aklıma şey geldi. Kasımpaşa maçları geldi. <laughs> Kasımpaşa kimlerle maç yapacak? Hani Allah'a şükür Galatasaray yok diyecektim. Allah'a şükür araya Galatasaray da girmiş. Şimdi Kasımpaşa Konya birinci haftaydı. Bakın arkadaşlar 7 maçın ilki Hatay. Sonrası Adana Demir. Sonrası Rize. Sonra Fenerbahçe ile. Dördüncü maç. Sonra Antalya Spor'la. <laughs> Bak çike yapmışlar. Sonra Galatasaray'la. Sonra Bodrum Spor'la. İnşallah tahkime falan gider de 7'den 5'e düşer. Galatasaraylıların biraz şeyini dinleriz. Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli olmuş. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Lugano. Evet, süper, mükemmel. Beşiktaş'ta arkadaşlarım vardı benim. Dedim ki oğlum bak siz tiner içip maç izliyorsunuz. Bak Fenerbahçe iyi yolda ama Lugano kötü takım dedim. Dedi ki bize gelirse biz beş atarız. Falan yaptılar böyle. Oğlum bak 5 falan atamazsınız saçmalamayın dedim. Oğlum sadece Rafa Silva iki tane atar. Oğlum siz 4-3 yendiniz. 2-1 yendiniz. Siz toplam 6 gol attıysanız biz bir maçta 6 gol atarız. Yaşasın 23 Cisan falan yaptılar. Oğlum bak dedim yapmayın. Bak çıkar. Now, now dersiniz dedim. Çıktı hakikaten. Başakşehir, St. Patrick's, Trabzonspor, St. Gallen. Trabzonspor'da da avcı istifa sesleri çok duyuluyor. Ama şimdi ne söylesem yanlış anlıyorlar. Trabzonspor'la ilgili yorum yapmıyorum. Çünkü ben Trabzonspor iyi yolda da desem, kötü yolda da desem bir tane adını almak istemediğim şahıs var. Allah korkusu olmayan bir şahıs. Rabbim gönlüne göre versin. O arkadaş beni hedefe koyduğu için ben yorum yapmıyorum Trabzonspor'la ilgili. İyi ya da kötü. Hani gidip şehitler yararına, şehit ailelerine para vermek için maç yapsa ona bile iyi demem. Çünkü iyi desem diyorlar ki başka bir şey. Kötü desem başka bir şey. Hiçbir şey demesem yine başka bir şey. O yüzden yorum yapmıyorum. Brighton, Leeds United'tan Giorginio Rutte'e 47 milyon sterlin karşılığında 47 milyon euro karşılığında kadrosuna katmış. 47 milyon euro değil, 46,5 milyon euro. Yani 40 milyon sterlin. Şimdi Ferdi için de herhalde eşek değiller ya yani aynı parayı çıkartırlar diye düşünüyorum. Bu İngilizlerin böyle bir özelliği var. Bunlar yapar mı yapar. Bak, dediğime geleceksiniz. Teker teker geleceksiniz dediğime. Dimarzio Atalanta Bekao ile ilgileniyor ancak henüz bir ilerleme kaydedemedi demiş. Atalanta Bekao Çok güzel o Hemen o verelim do Yalnız do Yalnız do Kaçı do Öyle 5 milyon euroya vermeyiz 8'e çıkın Hemen şimdi paketleyelim Hocam Bekao'yu gönderip Mario Hermos alsak Kardeşim ben buna hangi cevabı veririm ben buna ne derim? Ya işte. Ben buna ne derim biliyorsunuz. O yüzden geçiyorum. Şimdi Mourinho'nun planı bozuldu aslında Fenerbahçe'de. Ancak Mourinho'nun bozulan planı başka bir plan. Bak ben onu da söyleyeyim. Mourinho'nun planı e, bozuldu derken başka bir planı bozuldu. Yani Ferdi, Fred'in yerine falan oynatacaktı. Bozuldu. Çünkü Durum bu. Ferdi'nin yerine yeni aday diye bir şey yaptılar. Oyuncusuna bir şey söyleyeceğim. US Bisuma. Bisuma'yı bize yazacaklar. İnanmayın. Sebebi şu, oyuncu kötü madde kullanırken kadro dışı bırakılmış. Yani Instagram'da canlı yayında kötü bir madde kullanıyormuş arkadaşlar. Haberiniz olsun. O yüzden şey yapmış. Ee, Yaz Sabuncuoğlu Osterwold'e isteyen iki kulüp var diyor. Bu kulüplerden birisinin Bournemouth olduğunu onayladık arkadaşlar. Onaylıyorsanız 8'i iptal etmek için 9'u tuşlayınız diyor ya. 8'e basın. Şakalan şaka ne basıyorsunuz? Basmayın 8'e falan. Beğen butonuna basın. Siz bir de abone ol'a basın. Abone olduysanız da zili aktif edin arkadaşlar. Kanalımız epeydir dinlenme modunda olduğu için zilinizin aktifliği gitmiş olabilir. Bildirim gelmeyebilir. Zili aktif edin. Kanalımızın ana sayfasına gidin. Abone ol butonunun yanında zil var. Ona basın. Her bildirimini açık yapın. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Osterwald'e e göndermek istemiyoruz. Mourinho diyor ki e, bir kurban yeter diyor. Yani bir takımdan bir kurban yeter diyor. Ben göndermiyorum diyor Jose Mourinho. Yani Ferdi'nin gidişine izin verdik. Yeter diyor. Yeter size de yüz vermeye gelmiyor diyor. Adam olun. Adam gibi hareket edin diyor. Jose Mourinho diyor. Ben demiyorum. Alex de Souza. Crespo ve Mia Zayce görmek istiyorum. Aslında Caio Pedro'yu da istiyorum ama Caio Pedro'nun planları başkaymış. Arkadaşlar Kimseyi de hedefe koymak istemiyorum ama yanlış anlamayın beni. Crespo ve Zayt Efendi Vakti geldi ayrılın ne yapsak boş diye ee... <laughs> Bilin bakalım bu şarkıyı kim söylüyor. Yani bilin bakalım bu şarkıyı kim söylüyor arkadaşlar. Baş harfi ne? Bakalım kimler bilecek. Genelde Ankaralı arkadaşlarım bilir diye düşünüyorum. Ankaralılar bilmiyorsa çok yazık yani. Böyle büyük bir sanatçıyı bilmiyorsanız sıkıntı. Şimdi Ferdi'nin yerine yeni aday. Ferdi'nin yerine yeni aday kim? Müslüm. Yok Müslüm değil. Başka Müslüm olur mu? Ferdi Müslüm'ün yerine aday. Ferdi'nin yerine yeni aday Arşiva Brown'muş. Arkadaşlar Arşiva Brown değil de Lukas ee, Lucas Digne nasıl olur acaba? İyi hocam onu Galatasaray aldı. Yo Galatasaray almamış futbolcu dedi ki benim haberim yok dedim. Lucas Digne. Oy Digne Ali, Digne Ali, Digne Ali, Digne Ali. Aston Villa'nın sol beki. 31 yaşında 12 milyon euro değeri var. Tipine bir bakın. Kime benzeteceksiniz arkadaşlar? Taha. Yok hata değil. Bir bakın bakalım yüzünü kime benzeteceksiniz. Ee, Digne Fenerbahçe'ye önerilmiş durumda 30 milyon euroya almışlar Aston Villa Everton'dan. Fakat oyuncu düşüş yaşıyor. Premier Lig'de de birçok maç geçirmiş. Hani o eski halinden eser yok şimdi olayı var ya bir de geçen sene Aston Villa hatırlarsanız şeyde e, konferans liginde baya baya bir coşmuştu. Şimdi Lukas Digne geçen sene 46 maça çıkmış. 2 gol 6 asist yapmış. 3.350 dakika. Galatasaray alacak olsaydı çöp derdim ama ister misiniz Fenerbahçe Digne'yi alsın? Çünkü Fenerbahçe'ye önerilmiş. Neyse. Fenerbahçe'de İrfancan Can Kahveci için yeni sözleşme kararı. Arkadaşlar Sevilla bir teklif sunuyor. İrfan Can'a diyor ki sana şu kadar para veririz. Fenerbahçe ise onların teklif ettiği paranın iki katını öneriyor. Ve İrfan Can Kahveci'de sözleşme uzatmaya. Zaten dünden razı. Bakalım ne olacak. Fenerbahçe'de Kovacic hazırlığı. Arkadaşlar bu arada güzel hızlı hızlı ilerliyorum. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Varsa vicdanınız bu videoyu beğenin. Bak ne güzel tane tane sade sade anlatıyorum. Öyle laf uzatmıyorum. Kovacic için teklif hazırlığı. Şimdi Matiho Kovacic iyi bir isim. Yetenekli bir isim. Hatta ben şöyle söyleyeyim size. Ferdi gitse. Digne artık Kovacic gelse. Hani Ferdi'nin yokluğunu aratır mı? Zor. Yani aratır, aratmaz diyemem. Bekao gitse yanına Hermoso'yu çeksek yerine. Bak Çağlar da sağ stoper oynayabilir. Ciku oynayabilir. Hermoso'yu da sol stoper yaparsın. Müthiş. Yusuf Akçiçek var. Tehlike anında camı kırınız butonu. Osterbol de var. Süper. Hocam Samet de var. Samet kim? Hocam Samet Akaydın var ya. Samet kim? I didn't. I'm sorry. Sorry değil lan. Sorry sorry. Sorry ne? Mesela bak Fenerbahçe'de e, Serdar Aziz vardı stoperde. Injury. Luan Perez vardı. Injury. Öyle değil mi? Yani Fenerbahçe'nin stoperleri birer birer injury. Demek ki Fenerbahçe stoperleri bayağı yet yetersizmiş ya. Hakikaten bayağı yetersiz demiş demek ki. Neyse. Fenerbahçe'de çok gelişme yıldız oyuncu telefonlara çıkmıyor. Cevap Petro. Bu da şey gibi boşuna tıklama gibi oldu. O adamları takip ediyorum. Hoş sayfalar. Ya Cevap ja Pedro telefonlara çıkmıyormuş. İşte tiner içiyormuş. Biz bunları duyduk. Biz bunları duyduk. Yani onu söyleyeyim. Ee, Şimanski. Ya Cevap ja Pedro için çok umursamıyorum arkadaşlar. En fazla sözleşmesi fes olur. Hiç olmazsa bir sene daha yatar. 2,5 milyon euroya alır. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimanski için Napoli yetkilileri 17-18 milyon euroya transferi bitirebileceğini düşünüyor. Napoli yetkilileri Şimanski transferini bitirebileceğini düşünüyor diyelim. 17-18 milyon euroluk bir bütçe hazırlamışlar. 25 deseler inanın Fenerbahçe bugün verir. Bakın biz Galatasaray gibi değiliz. Allah'a çok şükür. Burhan Can Terzi diyor ki Galatasaray'ın Zaha'yı satması için masaya 20 milyon euro para koymaları lazım diyor. Şimdi ben şahsi bir şey söyleyeyim. Keriz'in biri 20 milyon euroyu masaya koyabilir. Hani dünya üzerinde böyle bir keriz bulabilirsiniz. Lafım yok. Ama hiçbir keriz yıllık 8 milyon euroyu geçemez. Zaha için. Ha yarısını siz verirsiniz. Dördün onlar verir. Kolay kolay hiçbir keriz 4 milyon euro da vermez. Yine aynı şekilde Eray Yazgan demiş ki Icardi'nin avukatı bize 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye anımsatma mesajı yolladılar. Gerçekten ihtarname çekmediler. Sadece bir anımsatma mesajı. Arkadaşlar Galatasaraylı yöneticiler Allah bir deseler derim ki acaba Allah diye kastettikleri gerçekten de alemlerin Rabbi olan büyüklüğünü yüceliğini kendisinden başka kimsenin bilmediği tam olarak anlamadığı bilmediği Cenab-ı Allah mı derim düşünürüm. Çünkü Bende artık öyle bir izlenim uyandırdılar. Ya doğru konuşma bir tarafa gitti. Sürekli ortam gerilmesi, sürekli bir şey. Yani şampiyon olmak için ayak oyunları, ne bileyim algı oyunları. Bak şimdiden başladılar, benlere şampiyon yapacaklar. Sanki 10 senedir, 11 senedir yapılan Fenerbahçe gibi. 2 senedir arka arkaya yapılan Fenerbahçe gibi. Allah'tan korkun diyeceğim de aynı Allah'a mı inanıyoruz? ya Benim inandığım Allah ile sizin inandığınız aynı şey mi? Ya da siz Allah diye inandığınız şey başka bir şey mi? Ya da Allah'a inanıyoruz diye insanları mı kandırıyorsunuz? Münafıklık peşinde misiniz? İki senedir gördük. Ya Icardi bile çıkmış diyor ki Fener diyor çok kullandı ama şampiyon olamadı diyor. Allah'ını seven. Mesela Konya maçında kullandıysa Fenerbahçe bir gol fazladan atsaydı. Alanya maçında bir gol fazladan atsaydı şampiyondu. Kimin geçen sene kullandığını Galatasaray Fenerbahçe maçında Galatasaraylıların %80'i bile anladı. Hani Max GS bile anladı. %80'i bir Galatasaraylı arkadaşımdan ömrümde ilk defa şunu duydum. Hakikaten bugüne kadar diyor ben Fener kollanıyor Biz doğranıyoruz zannediyordum ama diyor. Demek ki diyor hakikaten diyor kullanan bizmişiz diyor. Sizi doğruyorlarmış diyor. Siz bugüne kadar iyi gelmişsiniz diyor. 10 kişiyle bizi diyor Galatasaray yendiyseniz diyor. Demek ki siz buralara kadar gerçekten iyi gelmişsiniz diyor. Neyse. Şimdi On servis dediğim gibi Zaha'ya 20 veren geri zekalı belki çıkar ama keriz. Yıllık 8 ve üzeri veren keriz zor bulunur. Toplumdaki arkadaş da söyledik. yaz Sabuncuoğlu Premier Lig'den iki takım Osterwolde'nin menajerine temasa geçti diye söyledik. İtalya basına göre Napoli Frosinone'den Bresciani'yi transferini bitirdikten sonra Şimanski'yi transfer etmek için Türkiye'ye gelecekmiş. Hay hay. Buyursunlar gelsinler. Ben Kovacic için size bir şey söyleyeyim mi? Yani alamayız arkadaşlar. Mübarek cuma günü kimseyi kandırmanın lüzum yok. Herifler 45 istiyor. Hadi diyorlar. Sizde Mustafa Hoca diye bir duyumcu var. 30'a düşelim diyorlar. Şey 35'e düşelim diyorlar. Lan sayemde 10 milyon euro düştü gene alamıyoruz. Bir sumayı da geçin arkadaşlar. Yani oyuncu ne içerken yakalamış. Arşi Brown'da ben doğrulamıyorum. Yani böyle bir transferi doğrulamıyorum. Bilginiz olsun. Eee... Hocam şu gidenler bir defolup gitseydi cümlelerinizi duyar gibi. Bence de defolup gitseler de bir kurtulsaydık. Biz de yerlerine yenilerini alsaydık diyorum ama. Hayat bekliyorum. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ee, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Bu arada Türkiye'den iki takım, Fransa'dan bir takım İsviçre ekipleriyle eşleşmiş. Beşiktaş, Lugano, Trabzonspor, Saint Gallen, Monaco, Young Boys diyor. Lan Monaco, Galatasaray, Galatasaray'ın Monaco. Yok lan Young Boys'tan Galatasaray eşleşmedi mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Galatasaray'ın Monaco. Yok Monaco, Monaco, Young Boys. Yok lan Mo Monaco değil Galatasaray eşleşti diye biliyorum. Ben bende bir yanlışlık var herhalde. Ee... Neyse biz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde direkt grup aşamasında arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Bilginiz olsun. Direkt grup aşamasındayız. 30 Ağustos'ta belli olacak. Ama Beşiktaş Lugano çıkmasına gerçekten sevindim demeyim de mutlu oldum. Niye mutlu oldum? Ya bir görsünler. Anya'yı görsünler. Konya'yı görsünler. Kenya'yı görsünler. Yugoslavya'yı görsünler. Güçlerini görsünler. Bakalım ne durumdalar. Bunu da söylemiş olayım. Teşekkürler sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.